Orhan Bey, babası Osman Gazi'nin vefatıyla devletin başına geçti. Birkaç yıldır babasının hastalığı sebebiyle beylik koltuğunda kendisi oturuyordu ama tam hakim değildi. Osman Gazi'nin 1326 yılındaki vefatıyla resmen bey oldu. Kardeşi Alaaddin Bey kendisine beylikte ortak olmayacağını açıkladı ve ölümüne kadar da Orhan Bey'in her daim yanında yer aldı. Osmanlı tarihçileri Alaaddin Bey'i ilk sadrazam olarak gösterirler. Babasının vefatından önce başlattığı Bursa kuşatmasını nihayete erdirmesinin ardından Orhan Gazi diye anılmaya başlandı. Ve Doğu Roma'nın Anadolu'daki iddiaları artık yavaş yavaş bitmeye başladı. 1326 yılında babasının vefatı sebebiyle düşmanlarının bu durumdan faydalanmasını önlemek için babasının gazi arkadaşlarını fetihlere gönderdi. Mudurnu bölgesi, Samandıra, Yalova, Sapanca ve Pazaryeri bölgeleri bu akınlarda fethedildi. Osmanlıların asıl hedefinin Konstantinopolis olduğunu anlayan Doğu Roma İmparatoru 3. Andronikos, İzmit'in ele geçirilmesini engellemek ve Osmanlıların Boğaz kıyılarına kadar ilerlemelerini önlemek için 2000 kişiden müteşekkil bir ordu kurarak Anadolu yakasına geçti. Bu durumu haber alan Orhan Gazi hemen ordusunu toparlayarak Darıca mevkiinde konuşlandı. İlk defa bir meydan savaşı olarak Doğu Roma ve Osmanlı orduları 11 Haziran 1329'da Palaikonon Savaşı'na girişmişlerdir. Bu savaşta Doğu Roma ordusu Osmanlı ordusuna yenik düşüp bozguna uğramış ve Bizans İmparatoru 3. Andronikos yaralı olarak kurtulmuştur. Böylece 3. Andronikos'un Bizans Anadolu topraklarını geri alma planları suya düşmüştür. Bizanslılar bir daha böyle bir plana girişmemişlerdir. Bu meydan savaşından sonra Osmanlılar İstanbul Boğazı'na kadar gelmişlerdi. Aynı zamanda Anadolu'da kalan diğer Doğu Roma topraklarının da fethi bir hayli kolaylaşmıştı. Ve 1330 yılında İznik Osmanlı hakimiyetine girdi. İzmit ise bir müddet sonra, yani 1336 yılında fethedilmiştir. Roma İmparatorluğuna da başkentlik yapmış İzmit'in yönetimini ise oğlu Süleyman Paşa'ya bırakmıştır. Bunun üzerine 3. Andronikos 1333'te Osmanlı hükümdarı Orhan Bey'e bir barış anlaşması teklif etmiş ve yıllık 12 bin Roma altını haraç karşılığında Bitinya'da Doğu Roma'nın elinde kalmış olan arazileri de Osmanlılara hücum etmeleri gerekmeksizin teslim etmiştir. Böylece Marmara'nın Anadolu kıyılarında hiçbir Doğu Roma yerleşimi kalmamıştır. Devletin kuruluşundan beridir devam eden savaş noktalanmıştı. Orhan Gazi bundan sonra rotasını Anadolu'daki siyasi birliği sağlamak üzerine diğer beyliklere çevirmişti. Bu niyetle 1342 yılında Dursun Bey ve Demirhan Bey arasında geçen taht kavgasını fırsat bilen Orhan Gazi, Karesioğullarına bağlı bulunan Kırmaslı ve Mihaliç bölgelerini zapt etti. Bununla da yetinmeyerek önemli bir askeri kuvvetle 1345'te Karesi seferine çıkmıştır. Bu iki kavgalı bey Bergama'da sıkıştırılmış, Dursun Bey kuşatma sırasında ölmüş, Demirhan Bey esir olarak alınmıştır. Böylelikle Karesi Beyliğine ait geniş topraklar ve Balıkesir, Manyas, Edincik ve Erdek kentleri Orhan Bey'in idaresine geçti. Karesioğullarının alınmasıyla Osmanlılar ilk defa denizcilik faaliyetlerine başladılar. Bölgeye tersaneler kuruldu. Sonra İç Anadolu'ya akınlar başladı. Bu akınlar 1354'te Gerede ve Osmanlılara kuruluştan beri destek sağlayan ahilerin merkezi Ankara kalelerinin Orhan Bey'in eline geçmesiyle sonuçlanmıştır. Anadolu'daki bu hamlelerin ardından Orhan Gazi Doğu Roma'nın da güçlenmesini istemiyordu. Rumeli'ye geçiş. Bir kısım Osmanlı kuvvetleri daha evvelden, yani 1321'de Mudanya'yı aldıktan sonra yağma maksadıyla Marmara'dan Doğu Trakya sahiline geçerek tekrar Anadolu tarafına dönmüşlerdi. Bu ilk geçiş onlara dolaştıkları mıntıka hakkında bir fikir vermişti. Bu durum İmparator 2. Andronikos'u epey telaşa düşürmüştü. Bundan sonraki geçişlerde ise Bizans'taki tac ve taht kavgalarından istifade edilmiştir. Nitekim 2. Andronikos torunu olan genç Andronikos'la arasındaki saltanat mücadelesinde bunlardan evvelkisi de Orhan Gazi'den yardım istemiş ve Orhan'ın 1327'de göndermiş olduğu kuvvet mağlup olarak İstanbul'a kaçmışlar ve İmparator bunları Anadolu'ya naklettirmişti. 3. Andronikos'un vefatı üzerine henüz 9 yaşında olan oğlu 5. Ioannis Palaiologos imparator olmuş ve Kantakuzen de vefat eden imparatorun vasiyeti üzerine küçük imparatora vasi tayin edilmişti. Dolayısıyla Kantakuzen imparatorluk tacı giymiş ve tahta oturmuştu.
Fakat kendisine karşı girişilen darbe girişimlerinden rahatsız olan Kantakuzen, Dimatoka'ya gidip orada imparatorluğunu ilan ederek Aydınoğlu Umur Bey'in yardımıyla 3 sene rakipleriyle mücadele edebilmişti. 1344'te Kantakuzen Orhan Gazi'ye başvurmuştu. Halbuki Orhan Gazi'ye Kantakuzen'den önce rakibi asıl imparator Ioannis'le müracaat etmişti. Fakat Orhan Bey Kantakuzen tarafını tutmayı tercih ederek 1345'te ona 6000 kişiyle yardım etmiş ve bu sayede Kantakuzen Edirne ile Karadeniz sahillerini kendisine bağlayabilmişti. Bu süreçte Orhan Gazi Kantakuzen'in kızı Theodora ile evlenmiş ve 1349'da kayınpederine 20.000 kişilik bir yardım kuvveti daha göndermek suretiyle Selanik'i almak isteyen Sırp kralı Stefan Duşan'ın buradaki faaliyetlerine son vererek Selanik'i kurtarmıştı. 5. Ioannis ve Kantakuzen arasındaki taht kavgasına yardımcı olan Osmanlı kuvvetleri de Rumeli'de faaliyetlerine devam etmişlerdir. Kantakuzen, Ioannis ve bu vaziyetten istifade etmek isteyen Bulgar ve Sırplarla da uğraşmak tehlikesine maruz kalmasıyla Orhan Bey'den yardım istedi. Kendisine yardım etmesi durumunda Osmanlılara Gelibolu Yarımadası'ndaki Çinpe'yi vermeyi vaat etti. Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa, komandosuyla Rumeli'ye geçirilen 20.000 kişilik Türk kuvveti sayesinde Kantakuzen muhasara altında bulunan Edirne ile burada muhasara edilmiş olan oğlu Mateos'u kurtardı. Kantakuzen'e yardımdan geri dönen Süleyman Paşa, Osmanlılara bırakılmış olan Çinpe Kalesi'ne bir miktar kuvvet bıraktı. Bundan bir müddet sonra da Gelibolu şehir ve limanı Süleyman Paşa tarafından alınmak suretiyle Rumeli'de yerleşmek için adeta bir üs elde edilmişti. Alınan yerlerin halkına dokunulmayarak iyi davranıldı. Bununla beraber Anadolu tarafından buralara iskan politikası uygulandı. Bu yerleşme daha sonraki senelerde Rumeli'yi fethetmeye yönelik atılmış ilk adımdır. Avrupa'daki başka sorunlar nedeniyle Osmanlıların Rumeli'ye geçişi pek önemsenmemişti. Bunu fırsat bilen Süleyman Paşa kuvvetleri Bolayır ve Tekirdağ'ına kadar olan Marmara sahillerini fethettiler. Buraları Türkleştirmek için Anadolu'dan Türkleri buraya yerleştirdiler. 1356'da Osmanlılar Çorlu'ya kadar ilerlemeyi başarmışlardı. Rumeli'deki Osmanlı toprakları üzerinde beylerbeylik görevini yapan Süleyman Paşa, 1357 yılında Çorlu civarında şehit olmuştur. Bazı kaynaklar bir av sırasında atından düşerek öldüğünü de rivayet etmektedir. Süleyman Paşa'nın ölümüyle 1359-1362 yılları arasında Orhan Bey'in oğlu ve veliahtı Murat Bey, Rumeli'de Osmanlı ordularına komutaya başlamıştır. Osmanlılar 1361'de Dimetoka ve Edirne'yi ele geçirmişlerdir. Mart 1362'de ise Orhan Bey vefat etmiş ve yerine oğlu Murat geçmiştir. Orhan Bey dönemi artık Osmanlıların resmen devletleştiği dönemdir. İlk kez vezir ataması bu dönemde yapılmıştır. İlk kadı ve subaşı atamaları da aynen bu dönemde yapılmıştır. Sancaklara kadılar gönderilmiştir. Divan örgütü kurulmuştur. Vakıf sistemi, adli teşkilat kurulmuştur. Askerlik alanında yaya ve müsellem olarak ilk düzenli Osmanlı ordusu kurulmuştur. İlk donanma çalışmaları yapılmış ve Osmanlı Devleti gücüne güç katmıştır. Ticaret ve ekonomi alanında Orhan Gazi, babası Osman Gazi'nin 1300 yıl civarında Eskişehir'de çıkardığı ilk kanunundan sonra Bursa'da Osmanlıların en eski ticari kanunu olan 21 maddelik ilk ihtisap kanunnamesini çıkarmıştır. Bu ihtisap kanunnamesinde Bursa'daki dükkanların ödeyeceği vergi miktarlarını belirleyen maddelerin yanı sıra ilk defa şarap satıcıları, kalaycılar ve hamam işletmecilerinin işletim ve üretim standartını tespiti yönelik bir takım kriterlere de yer verilmiştir. Kanunnamede genel çerçevede Osman Gazi'nin Bağ Kanunu'nda belirlediği iki akçe vergi bedeli korunmuştur. Orhan Gazi dönemi videomuz sona erdi. Haftaya 1. Murat dönemiyle devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın.